Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10. sınıf 1. dönem 2. yazılıya hazırlıkla ilgili çalışmalar yaptık. Bunları sizinle paylaşacağız ve sizleri sınavlarınıza bomba gibi hazırlayacağız diyelim. Tabii ki de biz bu dönemde bu yazılda nereye kadar sorumluyuz dersek hemen şöyle sıfırdan ona konu anlatımlı soru bankası kitabımızı açıyorsunuz. Şöyle içindekiler kısmına baktığımızda doğal sistemler yani ilk kısımda dünyanın tektonik oluşumundan bahsettik. Yerin iç yapısı, levha tektoni, jeolojik zamanlar bunlardan bahsettik. Akabinde iç kuvvetler, kayaçlar, Türkiye'de iç kuvvetler, dış kuvvetler Türkiye'nin dış kuvvetler, Türkiye'nin yüzey şekilleri, doğadaki üç unsurdan su kaynakları, toprak tipleri ve bitkiye kadar olan kısım. Yani bitki bazı kısımlarda dahil edebilirler, bazı kısımlarda dahil edemezler ama bu kısma kadar biz sizler için güzel bir çalışma yaptık. Yani sayfa 102'ye kadar buradan güzel güzel tekrarlarını yapmayı unutmuyorsun. Tabii ki de bu bize yeter mi? Yetmez. Hemen ikinci kitabımız Dinamo Soru Bankası. Kitabı burayı da hemen şöyle içindekiler kısmını açarsanız nereye kadar sorumlu olduğunuzu şöyle hep birlikte bakalım. Birinci bölüm dünyanın yapısı, ikinci bölüm su kaynakları, üçüncü bölüm toprak ve dördüncü bölüm kısmında bitkilere kadar. Yani beşeri sistemlere kadar güzel güzel çözüyorsun, çözmeyi unutmuyorsun. Tabii ki de bu kitabı diğer kitaplardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi şu. Öncelikle model bir soru çözümümüz ardında çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Tabii ki de her zaman şunu biliyorsunuz takıldığınız soru oldu. Takıldığınız sorularda hemen kare okutarak soruyu öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz diyelim. Bakın bölüm sonlarında tarama testlerimiz yer almakta. Akabinde tarama testleri dışında bu kitabımızda boşluk doldurmalar, doğru yanlışlar, bulmacalar ve klasik soruların olduğu sizi yazılıya 4-4 dört dörtlük hazırlayacak kısımlarda yer almakta. O yüzden kitabımızı temin etmeyen arkadaşlarımız seri bir şekilde temin etmesini istiyorum diyelim. Tabii ki de yeter mi yetmez. Bu kaynaklar dışında bu dönemi fethetmek istiyoruz biz ve sizler için akıllı notlar. 10. sınıf 1. dönemle ilgili tüm dersleri içeren notlarımız mevcut sevgili arkadaşlar. Biz sizler için güzel güzel notlar çıkardık ve bu kitamızda temin etmeyi unutmayın. Temin ettikten sonra sınava girmeden önce hemen şöyle güzel bir şekilde buradaki kap bilgileri öğrenerek sınavınızda daha yüksek notlar almak zorundasınız diyelim. O zaman hadi bakalım yazılı provamız başlasın. Şimdi biz birinci dönem ikinci yazılı ile ilgili hangi konuları bilmemiz gerekiyor dersek ilk kısımda dünyanın tektonik oluşumu yani yerin iç yapısından bahsetmiştik. Yerin iç yapısında neler vardı? Litosfer, manto ve çekirdek üçlüsü vardı diyebiliriz. Manto yer hacminin en fazla olduğu katman. Çekirdek yerin en kalın, en sıcak, en yoğun katmanı. Yerin en ince katmanı ise litosferdi. Ve litosfer siyal sima olarak iki kısma ayrılmaktaydı. Mantoda meydana gelen konveksiyonel akımlarda iç kuvvetlerin kaynağını oluşturma. Çekirdeğin iç kısmında nikel ve demir vardı o yüzden de nife katmanı da denmekteydi ve levha tektoniği kısmında dünya uzaktan bakıldığında tek bir kara kütlesi gibi durabilir. Ancak dünyayı birbirine bağlayan irili ufaklı parçalar var. Biz bu parçalara levha diyoruz. Yani bunu şey olarak düşünebiliriz. Hatırlayın kabın içerisine su koymuştuk. Tahtalar vardı. İşte o su ısındığında tahteler hareket ediyordu ya. Buradaki kısımda da mantuda meydana giren konveksiyonel akımlar bizim levhalarımızı hareket ettirmekteydi. Jeolojik zamanlardan birincisi Pirekampliyendi ve en uzun süren jeolojik devirdi. Daha sonraki süreçte Paleozoik vardı. Birinci jeolojik zaman olarak ifade ediliyordu. Dünya tek bir kara kütlesiydi ve bu kara kütlesine biz Pangea ismini vermekteydik. Bunu çevreleyen bir okyanus vardı. Pantalasso okyanusuydu. Mesela taş kömür yataklarının oluşması, masif arazilerin oluşması hep ile ilgili durumları içermekteydi. Mesozoik dediğimiz zaman dinozorların yaşadığı dönem olarak bileceğiz. Bu biraz durgunluk dönemiydi. Özellikle Alpimale Orojenezine hazırlık dönemi olarak da söyleyebiliriz. Senozoik iki ayrılıyordu. Tersiyer ve Kuaterner olmak üzere Alpimale Orojenezine oluşması, Atlas'in, Tokya'nın sularının oluşması, tuz, bor, linyit yataklarının oluşması, Türkiye'nin bugünkü görünümünü kazanması ve kuaternere geldiğimiz zaman şiddetli volkanizmalar neticesinde buzul devirlerinin yaşanması da buranın önemli ifadeleriydi diyebiliriz. Tabii ki de şöyle şuranın ekran ekranı alırsanız güzel bir not hazırladım ben sizler için. Yerin en ince katmanı litosfer, en geniş hacme sahip katman manto, en kalın katman çekirdek, mantoda meydana gelen konveksiyonel hareketler iç kuvvetlerin kaynağını oluşturmakta, yerin iç kısmını doğru unutma sıcaklık basınç ve yoğunluk artar. Türkiye arazisi ana hatlarıyla senezoik dediğimiz dönemdi yani bunun iki tane alt devri var tersiyer ve kuaterner o dönemde oluşmuştur ve unutma levha sınırlarında hem deprem hem volkanizma aynı zamanda sıcak su kaynakları yaygındır paralellik gösterir diyebiliriz. İkinci kısmımızda iç kuvvetler kayaçlar Türkiye'de iç kuvvetler ve dış kuvvetleri bilmemiz gerekiyordu. İç kuvvetler yeryüzeyinin şekillenmesinde etkili olan kuvvetlerdir. İç kuvvetlerin oluşturduğu o yeryüzü şekillerini dış kuvvetler parçalayıp aşındır taşır ve başka şekillere dönüştürürler. Ve unutma iç kuvvetler kaynağını mantoda meydana gelen konveksiyonel hareketlerden alır. Yani ısınan makmanın bizim litosferimize çarpmasıyla birlikte meydana gelen kuvvetlerdir. Orojenezde senklinal, antiklinal, horst ve graben kavramları. Epirojenezde transgresyon, regresyon, deniz gerilemesi, deniz ilerlemesi. Volkanizmada derinlik yüzey volkanizması olmak üzere batolit, dike, lakolit, sil, mağar, kriter kavramlarını tabii ki de unutma. Bunları tekrar hatırlamış ol. Kayaçlar oluşum özelliklerine göre üç ayrılmaktaydı. Bunlardan birincisi magmatik kayaçlar. Yani magmanın soğumasıyla birlikte meydana gelen kayaçlardı. Eğer ki yerin altında soğursa derinlik kayaçları, yüzeyde soğursa yüzey kayaçlarıydı. Dış kuvvetler tarafından aşındırıp taşıp biriktirilen tortul tabakalardan yani tabakalı bir yapıya sahip kayaçlar ise tortul. Diğer ismiyle sedimanter kayaçlardı. Fiziksel sedimanter kayaçlar, kimyasal sedimanter kayaçlar ve organik sedimanter kayaçlar olmak üzere üç ayrılmaktaydı. Bir de bir kayacın yani hem hem tortul hem de magmatik kayaçların sıcaklık ve basınç altında uğramış olduğu değişim sonucunda oluşan kayaçlara ise biz metamorfik kayaç diyorduk. Mesela bunlardan bir tanesi kum taşı sıcaklık ve basınç altında kuvarsa dönüşüyordu. Öyle de hatırlatmış olalım. Rüzgarlar kurak yeri kurak iklim bölgelerinde karstik şekiller karstik arazilerde özellikle kireç taşının bulunduğu alanlarda dış kuvvetler içerisinde akarsular ise birçok iklim bölgesinde etkili. Buzullar kutuplara yakın alanlarda ve dağların yüksek kesimlerinde etkili. Dalga ve akıntılar ise deniz ve okyanus kıyılarında daha etkili bir dış kuvveti diyebiliriz. Geldik üçüncü kısmımıza. Burada su kaynakları. Hem dünya hem Türkiye'de su kaynakları. Sonra dünya ve Türkiye'de topraklar. Türkiye ve dünyada bitkiler ve bitkilerden faydalanma işlemi. Özellikle yerin üst kısmındaki yani kara alanlarındaki çukurlarda biriken durgun su kütlelerini biz göl diyorduk. Gölü oluşum itibariyle doğal göl ve yapay göller olmak üzere ikiye ayırıyorduk. Bak doğal gölde eğer ki bir dağ oluşumu sırasında bir çukurluk varsa bu tektonikti. Karstik arazilerde erime ile birlikte bu çukurluk varsa karstik göldü. Volkanizma faaliyeti sırasında meydana gelen çukurluklar varsa volkanik göl. Buzul hareketi sırasında aşınmayla birlikte meydana gelmiş çukurlarda buzul gölleri. Birden fazla faktörün etkili olduğu göller karma yapılı göllerdi diyebiliriz. Hemen mesela burada örnek verebileceğimiz göllerden bir tanesi Van Gölü'ydü değil mi arkadaşlar? Van Gölü hem tektonik hem de volkanik göldü. Bunu da unutmamış olalım. Set Gölü herhangi bir vadinin önünün doğal setlerle kapatılması sonucunda meydana gelmiş göllerdi. Eğer ki bu seti lav kapatıyorsa ya da lav oluşturuyorsa volkanik set gölleri. Akarsuyun aşındırıp taşıyıp biriktirdiği malzemeler oluşturuyorsa alüvyal set gölleri. Buzunun aşındırıp taşıyıp biriktirdiği malzemeler oluşturuyorsa moren set gölleri. Bir heyelan su olayı sonucunda oluşuyorsa heyelan set gölü. Eğer ki dalga birikimi sonucunda meydana geliyorsa da kıyı set gölü olarak ifade edilmekteydi. Yapay göllerde baraj ve göletler bizim için önemli. Tabii ki de barajlardan biz içmede, tarımda sulama faaliyetleri için suyu kullanmaktayız. Elektrik enerjisi üretmede de gene suyu kullanmaktayız diyebiliriz. Toprak üç e ayırıyorduk. Bunlardan bir tanesi zonal topraklardı. Hemen hatırla iklime bağlı olarak oluşmuş toprak grubuydu bu. Bu topraklar A, B, C o horizonlu topraklar olacaktı. O yüzden C horizonu varsa bu topraklar bulunduğu yerdeki ana kaya hakkında bilgi verir ve biz bu toprakları yerli kaya toprakları demekteyiz. Laterit topraklar ekvatoral iklimin toprak tipiydi. Kırmızı renkli Akdeniz toprakları Akdeniz ikliminin toprak tipiydi. Kahverengi orman toprakları hem muson ikliminin aynı zamanda okyanusal iklimin toprak tipiydi. Kahverengi ve kestane renkli bozkır toprak

karasal iklimin yani sitip ikliminin toprak tipi. Potsol toprakları sert karasal iklim. chernozom toprakları yarı nemli karasal iklim. Şöyle yarı nemli karasal diye yazayım. Çöl toprakları söylemeye gerek yok. Çöl. Tundra toprakları da tundra ikliminin toprak tipiydi. Bakın bu topraklarda mesela kırmızı akdeniz toprakları ve laterit toprakların ortak özelliği toprağın bünyesindeki demirin oksitlenmesiyle birlikte toprak kırmızı renk alıyordu. Kırmızı renkli akdeniz toprakları kireç taşı üzerinde oluştuğu için kireç miktarı yüksekti. Kireç ve tuz birikiminin fazla olduğu topraklardan bir tanesi çöl toprağı. Zonal topraklar içerisinde unutmayın verimlisi çernezyon toprakları olarak karşımıza çıkmaktaydı. Intrazonal topraklar AC horizonlu topraklardır. Bak C horizonu varsa gene bu topraklarda bulundukları yerdeki ana kayalar hakkında bilgi verirdi bize. Halomorfik yani burada kurak ve yarı kurak iklim bölgelerindeki alanlarda oluşan topraklardı. Bu topraklar ikiye ayrılıyor. Bir tuzlu topraklar, iki tuzlu sodik topraklar. Mesela tuz gölü ve çevresinde görülen toprak tipi halomorfik topraklar olarak karşımıza çıkmakta. Hidromorfik taban suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlarda, direnajın iyi olmadığı alanlarda görülen toprak tipiydi. Kalsimorfik kireç taşı ve yumuşak kirli kireç taşları üzerinde oluşan topraklardı. Bunlardan mesela vertisoller dönen toprak diye, taş doğuran toprak diye ifade edilmekteydi. Rensinalarda yumuşak kireç taşları üzerinde oluşan topraklardır ve bu topraklar rensina toprakları organik maddeler bakımından zengindir diyebiliriz. Azonel topraklar A horizonlu yani horizonlaşmanın oluşmadığı topraklardır ve bu topraklarda C horizonlu göremeyeceğimiz için bulundukları noktalar lardaki ana kayalar hakkında bilgi sahibi olmamızı engellerler. Ama şunu unutma, litosfer yani litosoller sevgili arkadaşlar, bulundukları yerdeki ana kaya hakkında bilgi verir çünkü bu oradaki aşınan malzemelerden sonra kalan taşlı kısım yani taşlı topraklar olarak geçer. Alüvyal toprakları akarsular, kolüvyal toprakları yamaçtan aşınan malzemelerin düz alanda birikmesiyle oluşan, yamaçtan aşındıktan sonra taşla birlikte kalan topraklar litosoller, volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzemelerin birikmesiyle regosoller, rüzgarlar lösleri, buzullar ise morenleri oluşturmaktaydı diyebiliriz. Geldik sorumuza. Diyor ki akarsuların oluşturduğu yer şekilleri nelerdir? Şimdi sevgili arkadaşlar dış kuvvetler içerisinde birçok iklim bölgesinde etkili olan kuvvet akarsulardı. Akarsuların bir... Aşınma faaliyetleri sonucunda oluşturmuş olduğu aşınım şekilleri vardı. İki, aşınan malzemelerin taşınıp birikmesiyle birlikte oluşmuş birikim şekilleri vardı. Üç, Bak burası çok önemli. Akarsu içerisinde hem aşınım aynı zamanda hem de birikim faaliyetleri sonucunda oluşan şekiller vardı. Peki bunlar nelerdi dediğimizde hemen şuradan şöyle hem aşınım hem birikimin olduğu şekillerden bahsedelim. Bunlardan birincisi Menderes sevgili arkadaşlar. Diğer ismiyle bu büklüm azaldığı yerlerde akarsuların böyle büklümler yapmasıyla oluştuğu şekillerdi. İkincisi ise seki ya da diğer ismiyle taraça ve şunu unutma seki diğer ismiyle taraça da epirojenik hareketlerde etki yani yükselme ile birlikte akarsuyun yatağını tekrar aşındırmasıyla birlikte oluşmuş basamaklı yapıya verdiğimiz isimdir diyebiliriz. Geldik birikim şekillerine birikim şekillerinden birincisi sevgili arkadaşlar hemen şöyle yazalım birikinti konisi bak şöyle yazıyorum birikinti konisi sevgili arkadaşlar. Birikinti konisi akarsuların özellikle dağların yamaçlarından aşındırılan malzemelerin akarsuyun bu dağ eteğinde biriktirmesiyle birlikte oluşmuş konilerdir. Eğer ki bu konular birleşirse birikinti yelpazelerini oluşturur. Hemen şuraya şöyle yelpazeleri diye yazalım. Eğer ki birkaç yelpaze birleşirse da. Eteği ovasını oluşturur. Mesela Bursa ovası da Eteği ovasına örnektir diyebiliriz. Bak bunlar ne yaptı? Birbirinin birleşimiyle oluştu. Mesela dağın iç kısmında bir ova varsa biz buna dağ içi ovası deriz. Ya da bir akarsu aşındırıp taşıyıp biriktirdiği malzemeler deniz tabanındaysa orada bir birikim oluşur ve ova olursa bu delta ovası olarak karşımıza çıkmakta. Onun dışında sevgili arkadaşlar şöyle bir düşündüğümüzde ırmağın içerisinde herhangi bir yerdeki bir birikim varsa buna da biz etrafı tamamıyla sularla çevrili olduğu için ırmak adası olarak karşımıza çık. Makta. Taban seviyesi ovası var. Hemen akarsuyun denizin kenarındaki hafif eğimli aranlarda biriktirmiş olduğu düzlüklerdi. Aşınım şekillerinden birincisi vadiydi. Vadi, çentik vadi vardı, boğaz vadi vardı, asimetrik vadi, geniş tabanlı vadi, kanyon vadi vardı değil mi? Onun dışında dev kazanları, akarsular nasıl böyle şelaleler şeklinde döküldüğünde döküldüğü alanlarda oluşan aşınıma dev kazanı diyorduk. Onun dışında kırgı bayır Kırgı bayır özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerindeki bitki örsünden yoksun alanlarda meydana gelen aşınım ifadeleriydi. Bunun devamında neler söyleyebiliriz dersek mesela en güzel örneklerinden bir tanesi peri bacası sevgili arkadaşlar. Peneplen yontuk düz gene bizim akarsuyumuzun aşınım şekilleri içerisinde yer almaktaydı. Ekstralarını da sizler yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum diyelim. Geldik ikinci sorumuza. Diyor ki soru bize. Aşağıdaki tabloda verilen kayaçların türünü işaretleyiniz. Biz kayaçları üç ayrı Bunlardan birincisi tortul, ikincisi başkalışım, üçüncüsü ise sevgili arkadaşlar püskürük yani magmatik kayaçlar. İç püskürük dediğimiz derinlik kayaçları şöyle derinlik kayaçları diye yazalım. Dış püskürük dediğimiz yüzey kayaçları olarak ifade edilmekte tamam mı çocuklar? Şimdi granite geldiğimiz zaman bak granit, siyenit, diorit gabro dediğimiz kayaç türleri yerin iç kısmında magmanın sokulmasıyla birlikte soğuması sonucunda oluşmuş derinlik kayaçlarıdır. Kum taşı, çakıl taşı, kil taşı, fiziksel tortul ya da kırıntılı tortul kayaç olarak karşımıza çıkıyor çıkmakta. Kalker başkalaşmasıyla birlikte mermere dönüşmekte. O zaman mermer başkalaşım kayacıdır. Kalker ne dedik? Başkalaşmasıyla birlikte kalker suyla tepkimeye girdiğinde aşınır, eriyik hale gelir. O yüzden kimyasal tortul kayaç içerisine yer alır. Bak alçı taşı bunun diğer ismi sevgili arkadaşlar unutmayalım jipstir. Karkelin diğer ismi ise kireç taşı olarak karşımıza çıkmaktadır. Alçı taşı jips gene kalker gibi kimyasal tortul kayaçtır. Taş gömürü bitki ve hayvan kalıntılarının bataklık göl gibi ortamlarda birikmesiyle birlikte oluşmuş organik tortul kayaç içerisinde yer almaktadır. Granitin sıcaklık ve basınç altında başkalaşmasıyla birlikte gnaisler, tebeşirler sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle baktığımız zaman tebeşiri şöyle boş bırakıyorum. Hemen kaynaklarınız da bakıp tebeşirin bu hangi kayaç grubu içerisinde olduğunu yazmanızı istiyorum. Ne dedik biraz önce? Granit, siyenit, diorit, gabro ve siyenit sevgili arkadaşlar nedir? İç püskürük kayaçtır. Bazalt ise dış püskürük kayaç olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri doğru ya da yanlış olarak işaretleyiniz demiş. Kıtalar arasındaki büyük çukurları dolduran su kütlelerine okyanus denir diyor. Hemen şöyle düşün. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Avrupa kıtalarının arasındaki o büyük su kütlesi neydi? Atlantik yani Atlas okyanusuydu. O zaman bu ifade doğru bir ifadedir diyebiliriz. Tortul kayaçlarının en önemli özelliklerinden bir tanesi işlerinde fosil bulundurmalarıdır demiş. Tortul kayaçlar tabakalı bir yapı gösterir sevgili arkadaşlar bu tabakalı yapı içerisinde bulunan canlı kalıntıları fosillerdir ve bu bizim geçmiş dönemde bu merkezle ilgili bilgi sahibi bizi olmamızı sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesidir diyebiliriz. Yoğunluğu, sıcaklığı ve kalınlığı en fazla olan katman mantodur demiş. Tabii ki de sevgili arkadaşlar yoğunluğu, sıcaklığı ve kalınlığı en fazla olan katman mantu değil çekirdek katmanıdır. O zaman bu ifade yanlıştır diyebiliriz. Taş kömür yatakları senozoik dönemde oluşmuştur diyor. Evet senozoik dönemde kömür yatakları oluşmuştur oluşmuştur. Bu kömür yatakları linyettir. Ancak taş kömür yatakları paleozoik dönemde oluşmuştur. O yüzden bu ifade doğru bir ifade değildir. Aman hemen şöyle düzeltelim. Yanlışı işaretleyelim. Şunu da görmemiş olun. Tamam mı? Türkiye, Arabistan ve Afrika ile Avrasya levhalarının hareketine bağlı olarak her yıl batıya doğru hareket etmektedir diyor. Bu ifade doğru bir ifadedir. Kuzeyden Avrasya levhası, güneyden Afrika ve Arabistan levhası Türkiye'ye sıkıştırarak Türkiye her yıl batıya doğru yavaş yavaş hareket etmektedir. Bu ifade doğru bir ifade ifadedir. Akarsuyun yıl içerisindeki akım değişikliklerine rejim denir. Burada baktığımız zaman akımı artmış mı, azalmış mı yoksa akımı yıl içinde sabit kalmış mı dersek, düzenli ve düzensiz rejime sahip akarsuları ifade edebiliriz. Bu ifade doğru bir ifadedir. Löz, barkan ve kumul buzul aşındırması sonucu oluşmuş yer şekilleridir diyor. Baktığımız zaman löz, barkan, kumul buzul aşındırması değil, rüzgar birikimi sonucunda meydana gelmiş şekillerdir diyebiliriz. Lapya, dolin, polye karstik taşınım şekilleridir diyor. Bu ifade doğrudur sevgili arkadaşlar. Lapya, Dolin, Polye, Uvala, Obru karşı aşınım şekilleridir diyebiliriz. Ekvatora yakın bölgelerde kalıcı kar alt sınırı yüksektir diyor. Bu ifade doğrudur. Neden? Çünkü ekvator ve çevresi sıcaklık ortalaması yüksek olduğu için biz kalıcı karları dağların yüksek kesimlerinde görürüz. O zaman bu ifadeyi şöyle doğru diye işaretleyebiliriz. Kumsal Kıyı oku lagün ile tombolo dalga ve akıntıların birikim faaliyetleri sonucunda meydana gelen yer şekilleridir diyor. Bakıyorum şöyle lagün deniz kulağı kıyı oku kıyı kordonu kumsallar ya da tombolular bu tombolo neydi bir adayla karayı bağlayan kıyı okuna verdiğimiz isimdi. Bunlar tabii ki de dalga ve akıntıların birikim faaliyetleri sonucunda meydana gelmiş yeryüz şekilleridir diyebiliriz. Geldik bir diğer kısmımıza aşağıdaki Türkiye haritasında işaretli dağların isimlerini yazınız demiş. Hemen şöyle ben birkaç tanesini yazacağım. Ondan sonra sizin de bunu araştırarak bulmanızı isteyeceğim. Hemen bir numaralı dağ sevgili arkadaşlar. Marmara bölgesindeki en önemli dağlık sistemlerden bir tanesi Yıldız Dağları'dır. Ve bu da burada nüfusun seyrek olmasını sağlamıştır diyebiliriz. Hemen şöyle bakıyorum. iki numaralı da Bu da çok çok önemli sevgili arkadaşlar. Bu da Menteşe Dağları olarak karşımıza çıkmakta. Ve Menteşe Dağları Ege'de kıyıya paralel uzanan diğer sistemlerden ayrılan kırık orijinin sonucunda oluşmuş dağlardır. Mesela 12 numarada kırık sonucunda oluşmuştur ama buradaki dağ yani bu dağımız nedir dersek şöyle Aydın Dağları diye yazalım. Aydın Dağları kıyıya dik uzanır. Ama Menteşe Dağları kıyıya paralel uzanır. 8 numarayı mesela Kaz Dağı olarak yazıyorum. 15 numara mesela Türkiye'nin en önemli batolitlerinden bir tanesidir. Peki bu 15 numaradaki dağımızın ismi nedir? Türkiye'nin batoliti sevgili arkadaşlar. 9 numaraya geldiğimiz zaman hemen şuraya şöyle Köroğlu Dağları diye yazıyorum. Mesela 5 numaralı dağımızın ismi nedir sevgili arkadaşlar? Bak Sinop'un iç kesim lerle bağlantısını zayıflatan, Hinterland'ın dar olmasına sebep olan dağlık sistemimiz. 14 numaralı da Samsun'un bulunduğu yerde Canik Dağları, devamında Giresun Dağları da var sevgili arkadaşlar. 10 numara Doğu Karadeniz Dağları olarak karşımıza çıkmakta. Hemen şuraya şöyle Doğu Karadeniz Dağları. 4 numara Türkiye'nin en büyük dağ, en yüksek dağı Ağrı Dağı volkanik bir dağ. 6 numara Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Karaca Dağı olarak karşımıza çıkmakta. 3 numaralı da Nur Dağları olarak karşımıza çıkmakta. 13 numaralı da Erciyes Dağı gene bu Volkanik'ta. 7 numaralı dağımızın ismi sevgili arkadaşlar Bolkar Dağları diye yazalım şuraya şöyle. Ve 11 numara Antalya'nın burası Teke Yarımadası sevgili arkadaşlar. Teke Platosu'nun bulunduğu yer Bey Dağları diyelim ve size dediğim gibi 15 numara ve 5 numaralı dağların isimlerini yorumlar kısmına bekliyorum sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıdaki oluşumlardan hangileri? Ne diyor bize? Paleozoik yani birinci jeolojik zamana ait özelliklerdendir diyor. Bakalım taş kömürü yatakları oluşmuştur. Evet bu birinci jeolojik zamana ait özelliktir. Ve unutmayalım bizim ülkemizde Zonguldak ve çevresinde bu yataklarda mevcuttur diyebiliriz. Atlas ve Hint okyanusları oluşmuştur diyor. Bu ifade doğru değil. Senozoik döneminde meydana gelmiştir. Bor, tuz, linyit yatakları oluşmuştur diyor. Linyit de bir kömürdür ama taş kömürü olmadığı için oluşumu daha ileriki süreçlerde yani Senozoik döneminde meydana gelmiştir. Bu ifade de gitti. Hersiniyen yani ve Kaledoniyen kıvrımları yani orijinezleri oluşmuştur. Kaledoniyen orijinizi ve Hersinian orijinizi. Bak bu birinci jeolojik zamanın başında bu da birinci jeolojik zamanın sonunda meydana gelmiştir. O zaman bu ifade de doğrudur. Bana soru ne diyor? Birinci jeolojik zamana ait özelliklerdir diyor. Hemen şöyle baktığımda 1 ve 4 numaralı D seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdaki görselde iki kıtasal levhanın hareketi gösterilmiştir. Bu hareket sonucunda aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşur diyor. Baktığımız zaman iki tane kıtasal levha ne yaptı? Birbirine doğru yaklaştı. Şimdi burada birbirine yaklaşırsa bunların yoğunlukları aynı. O zaman ne yapacaktır bunlar? Şöyle kıvrılacaktır ve bizim kıvrım dağlarımız oluşturacaktır. Okyanus ortası sırtlar iki okyanusal levhanın birbirinden uzaklaşması. Kıvrım dağlar iki kıtasal levhanın birbirine yaklaşması. Kıtalar rift vadileri mesela İki kıtasal levhanın birbirinden uzaklaşması, okyanus endekleri bir okyanusal, bir kıtasal levhanın birbirine yaklaşması sonucunda oluşmuştur diyebiliriz. O yüzden iki kıtasal levha birbirine yaklaşırsa bizim Himalaya dağlarımız gibi, Toros dağlarımız gibi, Kuzey Anadolu dağlarımız gibi dağlık sistemleri oluşturur. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde ne diyor soru bize? Magmanın yeryüzüne çıkması veya yeryüzüne yakın yerlere kadar sokulması olarak adlandırılan volkanizma oluşum yerine göre ikiye ayrılıyor. Yeryüzüne yakın yerlere sokulup soğursa bu derinlik volkanizmasını oluşturur. Hemen şuraya şöyle yazalım. Eğer ki yeryüzüne çıkarsa da yüzey volkanizmasını oluşturur. Yazdık. Aşağıda volkanizma sonucu oluşan yer şekilleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır demiş. Hemen bakıyoruz. Bakın sevgili arkadaşlar. Batolit 1. Dyke 2. lakolit. Hemen şöyle lakolit diye yazalım. Ve sil sevgili arkadaşlar. Bunlar derinlik volkanizma sonucunda oluşmuş yeryüzü şekilleridir. Mesela dike tabakalar arasına dik sokulan tabakaları yarıp dik sokulan makmadır. Sil ise tabakalar arasına yatay sokulan makmadır. O zaman bunlar derinlik volkanizma sonucunda oluşmuş şekillerdir diyebiliriz. Hemen şöyle baktığımız zaman yüzey volkanizmasına geldiğimizde bir volkan konisini düşündüğümüzde volkan konisinin bu tepe kısmına biz kıra ter diyeceğiz ve yüzey volkanizması sonucunda oluşmuş yeryüzü şekilleridir. O zaman şunu şöyle yüzey diyorum. Mağara ise volkanik faaliyetler sırasında meydana gelen patlamalarla birlikte oluşan yeryüzü şekilleridir. Meke Gölü ya da Acı Göl Türkiye'nin en güzel mağara örnekleri olarak karşımıza çıkmakta. O zaman bu da yüzey volkanizması sonucunda oluşur. Ancak Peri Bacası sevgili arkadaşlar akarsu aşınımı sonucunda meydana gelmiş bir yeryüzü şeklidir diyebiliriz. Tabii ki de buradaki volkanik faaliyetler bunu dolaylı yollardan yani oradaki kayacın birikmesini sağlıyor. Hemen şöyle eşleştirdiğimizde B ve D'yi eşleştirebiliriz. Akabinde C ve A'yı eşleştirebiliriz. Ama sorumuzun doğru cevabı tabii ki de E seçeneğidir diyoruz. Geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdaki haritada deprem alanlarının dağılışı gösterilmiştir. 3 tane ana kuşak var. Bunlardan birincisi Pasifik deprem kuşağı. Dünyada görülen depremlerin yüzde 75'lik kısmı bu kuşakta görülmekte. Amerika kıtalarının yani Kuzey ve Güney Amerika kıtasının batısını. Burada hemen Asya'nın doğusu Endonezya, Malezya, Gine Adaları ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu hat Pasifik Okyanusu'nun çevresi. İkincisi şu kısma geldiğimiz zaman Akdeniz, Himalaya. Akdeniz'den başlayıp Himalaya dağlarının bulunduğu alana kadar oluşan bir deprem deprem kuşağı. Üçüncüsü ise sevgili arkadaşlar Atlantik deprem kuşağı yani Atlas Okyanusu'nun ortası. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde yıkıcı depremlerin daha az görülmesi beklenir diyor. Tamamıyla harita bilgi sorusu. Amerika Birleşik Devletleri bakıyorum Pasifik deprem kuşağı içerisinde yer almakta. O zaman burada yıkıcı depremler görülür. Endonezya'ya geldiğimiz zaman gene Pasifik deprem kuşağı içerisinde yer almakta yıkıcı depremler görülür. İtalya'ya geldiğimiz zaman Akdeniz Himalaya deprem kuşağı içerisinde yer almakta yıkıcı depremler görülür. Yeni Zelanda'ya geldiğimizde Pasifik deprem kuşağı içerisinde yer almakta. Gene yıkıcı depremler görülür sevgili arkadaşlar. Ancak baktığımız zaman Brezilya deprem kuşakları içerisinde ya da deprem alanları üzerinde yer almadığı için yıkıcı depremler diğerlerine göre daha az görülmesi beklenir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Geldik bir diğer sorumuza. Yer kabuğunu oluşturan levhalar. Manto tabakası üzerinde yaptığı basınç ve mantu tabakasının yoğunluğu oranında dengede dururlar. Biz bu dengeyi izostatik denge diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Yani bir suyun üzerindeki tahta parçalarının durduğu denge gibi düşünebiliriz. Buna göre demiş verilenlerden hangileri izostatik dengenin bozulmasında etkilidir diyor. Levhaların üzerinde örtü buzullarının oluşması yani bir buzullaşma faaliyeti sırasında meydana gelen örtü buzulları... ...levhaların üzerindeki ağırlığı artırır yani artı kilogram olur... O zaman bu izostatik dengeyi bozar diyoruz. İkinci kısma baktık. Volkanik faaliyetler sonucunda volkanik platoların oluşması diyor sevgili arkadaşlar. Dış kuvvetlerin levhalar üzerinde aşındırma faaliyetlerinde bulunması. Hemen şöyle baktığımız zaman bak volkanik faaliyetler sonucunda volkanik platolar oluşursa volkanizmadan çıkan malzemeler orada birikecektir. Ve burada da bir ağırlık artışı olacaktır. Bu da izostatik dengeyi bozar. Ve dış kuvvetler levhalar üzerinde aşındırma faaliyeti yürütürse ki ağırlık azalışı meydana gelir. Bu da gene izostatik dengeyi bozar. Bak bir ve ikinci faaliyetlerde hemen hemen şöyle artı kilogram dedik ya alçalma. Üçüncü faaliyette ise karada bir yükselme meydana gelir. O zaman üçü de izostatik dengeyi bozan durumlardır diyebiliriz. Geldik bir diğer sorumuza, haritalı bir soru. Ne diyor soru bize? Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli merkezlerden hangilerinde tektonik depremlerin görülme ihtimali daha düşüktür diyor. O zaman benim burada neyi bilmem lazım? Türkiye'deki fay hatlarını bilmem lazım. Batıda Saros Körfezi'nden başlayıp Marmara Denizi tabanından devam eden, Bolu, Amasya, Niksar, Tokat, Erbaa, Çorum hattından doğuya doğru giden hat Kuzey Anadolu Fay Hattı olarak karşımıza çıkmakta. Güneyde Hatay'dan ta Afrika'nın doğusundaki Rif Vadisi'nden başlayıp bizim ülkemiz Hatay'dan sokulan Maraş Elbistan hattından kuzeye doğru çıkan Doğu Anadolu fay hattı ve Batı'da kırıklı sistem içerisinde bulunan kim vardı bir de Batı Anadolu fay hattı vardı. Sen bu üç fay hattını çizdiğinde bu fay hattına temas eden yerlerde yıkıcı depremlerin tektonik depremlerin görülme ihtimali yüksektir. Baktığımız zaman 4 numara 5 numara ve 2 numarada yıkıcı tektonik depremler görülebilir. Ancak 1 ve 3 numaralı merkezlerde tektonik depremlerin görülme ihtimali diğerlerine göre daha düşüktür. O yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde yukarıdaki verilen görselde oluşan vadi tipi için diyor. Hemen ben bu vadiyi çözmem lazım. Bakın basamaklı yapılar var. Yani burada bir tortul birikimi var. Farklı dirençte tortul tabakalar farklı aşınma göstermiş. O zaman şunu düşünmem lazım benim. Hemen ne diyeceğim? Tabii ki de bu bir kanyon vadidir sevgili arkadaşlar. Hemen şuraya şöyle kanyon vadiyi yazıyorum ben. Geldim karstik kayaçlar içinde akarsuyun yerini aşındırmasıyla oluşur demiş. Doğru bir ifade. Arazinin aşınmaya karşı gösterdiği direnç aynıdır diyor. Tabii ki de farklı. Baktığımız zaman burada daha aşınan bir arazimiz mevcut. O zaman gitti. Ülkemizde Meriç Nehri üzerinde bu vadi tipi yaygın olarak görülür demiş. Bu ifade de doğru bir ifade değil sevgili arkadaşlar. Bize diyor ki hangileri doğrudur? Tabii ki de yalnız bir olarak A seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıda dış kuvvetler tarafından oluşan yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda rüzgarlar doğrudan etkiye sahiptir diyor. Hemen şöyle bir baktığımızda birinci yer şeklimiz mantara benzeyen bir yer şekli. O zaman bu ifade nedir? Mantar kayadır sevgili arkadaşlar. Geldik ikinci ifadede ben bir peri bacasını görmekteyim. Hemen şöyle şuraya peri bacası diye yazayım ya da peri bacaları diyebiliriz. Hemen şurada karstik aşınımın en küçük şekillerinden bir tanesini görebiliyoruz. Lapya. Bak akarsu dağın eteğinden aşındırdığı malzemeleri burada böyle biriktirmiş. Birikinti konisini görebilmekteyiz. Ya da dağ eti ovası birikinti yelpazesi hepsini diyebilirsin. Ben şuraya birikinti konisi diye yazayım. Bana diyor ki rüzgarlar doğrudan etkiye sahiptir diyor. Bakıyorum mantarkaya rüzgarın aşındırması sonucunda oluşmuş bir yeryüzü şeklidir. O zaman doğrudan etkiye sahiptir. Peri bacısı akarsu aşınımı sonucunda oluşur. O zaman bu ifade doğru bir ifade değildir. Lapya karstik aşınım şeklidir. O zaman bu ifadede rüzgar doğrudan etkiye sahip değildir. Birikinti konusu akarsu birikim şeklidir. Bu da doğrudan bir etkiye sahip değildir sevgili arkadaşlar. Bize diyordu ki doğrudan etkiye sahiptir diyordu. O zaman mantar kayı olarak yalnız bir sorumuzun doğru cevabı. Geldik bir diğer sorumuza diyor ki soru bize yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli alanlarda oluşan kıyı tipleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Dağların kıyıya paralel uzandığı kuzeyde ya da güneydeki yani Akdeniz ve Karadeniz'deki kıyılar boyuna kıyı tipi olarak karşımıza çıkmakta. Boyuna kıyı tipinde kıyı daha sade bir uzanış gösterir. Doğal koy körfez sayısı daha azdır. Kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşım daha zordur. Yol yapım maliyetlidir diyebiliriz. Bir yer, boyuna kıyı tipi. Dağların kıyıya dik uzandığı alanlarda görülen kıyı tipi, enine kıyı tipidir. Bizim ülkemizde batı kıyımız yani Ege kıyısı enine kıyı tipidir ve kıyıda gerinti çıkıntı çok fazladır. Kıyının gerçek uzunluğu ile kuş uçumu uzunluğu arasındaki fark çok fazladır. Kıyıda doğal koy ve körfez sayısı çok çok fazladır. Kıyı ile iç kesim arasında ulaşım kolay, iklimsel farklılık çok azdır. Hemen şöyle iki numaraya geldiğimiz zaman İstanbul Boğazı'nı görmekteyiz. Eski bir akarsu vadisinin deniz suları tarafından işgal edilmesiyle oluşan kıyı tipine biz Riya tipi kıyı demekteyiz ve baktığımız zaman bir boyuna kıyı tipi 2 riya kıyı tipi 3 enine kıyı tipi olarak sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde işaretli alanlarda oluşan yeryüzü şekillerinin oluşumu üzerindeki temel etken aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen şöyle bir bakıyorum sevgili arkadaşlar. Şurada Sinop ince burunu görmekteyim. Evet. Burada da şurayı görüyoruz. Burada neydi hatırlayalım. Kapı Dağı Yarımadası'ydı. Şimdi bunlar nedir dersek bunlar sevgili arkadaşlar şudur. Şöyle bir Arazi düşünün, şuraya bir arazi çiziyoruz. Şimdi şurası bizim kara alanımız olsun. Şöyle kara'yı gösteririm. Şurada da bir tane adamız olsun sevgili arkadaşlar. Ve şuranın tamamıyla deniz olduğunu söyleyebiliriz. Yani kıyıda bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ki kıyı okları bir ada ile karanın bağlantısını birbirine sağlıyorsa, bu tombolo olarak karşımıza çıkmakta. O zaman buradaki Sinop İnceburun ve Kapıdağ Yarımadası tombolodur ve tombolo dalga birikim şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Rüzgarların biriktirme faaliyeti demiş yanlış. Akarsuyun aşındırma faaliyeti yanlış. Dalgaların biriktirme faaliyeti doğru bir ifadedir diyoruz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde akarsuların başlıca beslenme kaynakları yağmur, kar, buz, göl ve yeraltı sularıdır diyor. Buna göre aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde bulunan akarsuların beslenme kaynakları arasında yağmur sularının payı daha fazladır diyor. O zaman burada neyi almam lazım? Nemli ve daha yoğun ölçekte sıcak ve ılıman bir iklimi almam gerekir sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle baktığımız zaman ekvatoral iklim nemli bir iklim aynı zamanda sıcak bir iklim. Step iklimi yarı kurak bir iklim. Kışları soğuk ve kar yağışlı. Sert karasal iklim nemli ama soğuk bir iklim. Gene burada sevgili arkadaşlar kar yağışları çok fazla. Tundra iklimi yarı kurak bir iklim ve kar yağışları çok fazla. Savan iklimi nemli bir iklim ama buharlaşma potansiyeli çok daha yüksek. ...hangisinin beslenme kaynakları arasında yağmur sularının payı daha fazladır derse... ...tabii ki de ekvatoral iklim sorumuzun doğru cevabıdır diyoruz. Evet, savan ikliminde de yağmur sularının payı çok fazladır... ...ama potansiyel buharlaşma miktarı çok fazla olduğu için... ...ekvatoral iklimdeki akarsular yağmur sularıyla daha fazla beslenir diyebiliriz. Akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli üzerinde... ...bu özellikler dikkate alındığında aşağıda verilen akarsularımızdan... ...hangisinin enerji potansiyeli diğerlerine göre daha... Azdır diyor. Peki akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli üzerinde neler etkilidir? 1- Akarsuyun akım grafiği etkili diyor. Akarsu yatağının eğim değerleri etkilidir diyor. Yani bizim arazimizin nasıl olması lazım? Bizim arazimizin şöyle engebeli olması lazım. Yani bizim arazimiz eğer ki şöyle düz olursa burada akarsuyun akış hızı daha az olacağı için hidroelektrik enerji potansiyelini olumsuz etkiler. Buradaysa akış hızı çok daha fazla olacağı için olumlu etkiler diyebiliriz. Çoruk. Seyhan, Furat. Kızılırmak ve Meriç nehirlerini vermiş. O zaman bizim bu akarsulardan hangisinin daha eğimsiz, daha düz bir arazide akış sürdürdüğünü bilmemiz gerekiyor. Verilen şıklar içerisinde Meriç nehri sevgili arkadaşlar daha düz bir araziden akış sürdürdüğü için hidroelektrik enerji potansiyeli üzerinde olumsuz bir etki vardır. O yüzden de enerji potansiyeli üretiminde diğerlerine göre daha azdır diyebiliriz. Geldik bir diğer sorumuza. Aşağıda zonal topraklar hakkında bazı bilgiler verilmiştir diyor. Kuraklık ve ve buharlaşma nedeniyle toprakta kireç ve tuz birikimi çok fazladır diyor. Hemen şöyle sorumuzu da okuyalım gidelim madde madde. Harita üzerinde işaretlenen alanlardan hangisinin toprak özelliklerine ait bilgi verilmemiştir diyor. Bakın sevgili arkadaşlar kuraklık ve buharlaşma diyorsa hemen aklına ne gelmeli? Çöl gelmeli. Peki bu işaretli alanlardan hangisi çöldür dersek çok ince bir yer. 3 numara ne var burada dersek Namib çölü var. Tabii ki de bir soru geldiği zaman sana yoğun ölçekte Avustralya'nın iç kısmıyla Afrika'nın kuzeyi gelir bunun için. O zaman bu ifade 3 numarayı kapsar diyebiliriz. Geldik ikincisine. Kalkerli arazi diyorsa hemen kireç taşını düşün. Kalkerin içerdiği demir oksit nedeniyle toprak kırmızı renklidir ve kırmızı renkli Akdeniz topraklarıdır bu sevgili arkadaşlar. Harita üzerinde baktığım zaman işaretli yerlerden iki numarayı görebilmekteyim. Avustralya'nın güneybatı kısmı burada kırmızı renkli Akdeniz toprakları yaygındır diyebiliriz. Yaprağını döken ağaçlardan oluşan, ormanların zemininde oluşan organik maddenin zengin olduğu topraktır. Yaprağını döken diyorsa okyanus iklim. Ya nereye almam lazım? Batı Avrupa'yı almam lazım. Hemen şöyle şuna da 5 numara diyorum. Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde oluşurlar. Fazla yıkama nedeniyle humus miktarı az, verim düşüktür diyor. Sıcak nemli iklim bölgesi diyorsa bu ekvatoral iklim bölgesidir. Hemen şöyle Amazon havzasını görebilmekteyim. 4 numara sevgili arkadaşlar. Bana hangisinin özelliği verilmemiştir dersek bir numaranın özelliği verilmemiştir. Peki burada hangi toprak tipi vardır dersek tundura toprakları vardır. Yılın büyük bir bölümünde sıcaklığın sıfır derecenin altına düştüğü toprağın donmuş vaziyette olduğu tiptir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli alanlarda görülen toprak tipleri eşleştirildiğinde hangi toprak dışarıda kalır diyor. Hemen şöyle bir bakıyorum. 1 ve 3 numaranın ortak özelliği nedir dersek buralar delta ovaları sevgili arkadaşlar. Bafra Ovası ve Çukurova sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman bir numarada oluşan toprak tipi akarsuların aşındırıp taşıyıp biriktirdiği toprak tipidir. Alüvyal topraklar. Üç numaraya geldiğimiz zaman ise üç numara sevgili arkadaşlar Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin aşındırma taşıma biriktirme faaliyetleri sonucunda oluşmuş topraklardır. Ve bu toprak da gene alüvyal topraktır diyebiliriz. Geldik şöyle bir bakıyorum. Dört numarada teki platosunu görebilmekteyim sevgili arkadaşlar. Burada kırmızı renkli Akdeniz toprağı dediğim dediğimiz toprakları yer almaktadır. 5 numaraya geldiğimiz zaman Güneydoğu Anadolu bölgesini görebilmekteyiz. Kahverengi bozkır topraklarını yer almaktadır. 2 numara Ergene Havzası gene kahverengi bozkır toprakları yer almaktadır diyebiliriz. İşte burası çok tehlikeli. Bakın burası tip görüldüğü yerdir ve bozkır toprakları yaygındır. 2 5 ortak 1 3 ortaksa e ne kaldı geriye? 4 numara sorumun doğru cevabı. Geldik yazılı provamızın sonuna sevgili arkadaşlar. Bizler sizler için hazırladık. Hadi bakalım sıra sizde. Hemen şöyle ödüllü soruyu gözünüz bir ilişsin. Cevabı düşünün köşeyi yazın. Çünkü sayfayı değiştireceğim. Neden? Şundan dolayı sevgili arkadaşlar. Eğer ki diyorsan ya yetmez. Bunun tadı damağımızda kaldı. İşte aradığın yer tonguçakademi.com. Oraya giriyorsun. Orada senin neler bekliyor dediğimiz zaman kocaman bir kütüphane bekliyor. Burada biz sizler için tüm derslerden iki adet güzel yazılı provası hazırladık. Konu anlatımlarımız mevcut. Deneme sınavlarımız mevcut. Ve hız kaybetmeden ödüllü sorunun cevabını yorumları yazdıktan sonra hemen seri bir şekilde tonguçakademi.com'a giriyorsun ve içeriği güzel bir şekilde de şöyle bir takip ediyorsun. Hadi bakalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sınavlarınızda bol bol başarılar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.